Sayın Adnan Oktar, programımızı takip ediyorum. Sayenizde çok şey öğreniyoruz. Benim merak ettiğim bir konu var. Hazreti Mehdi talebelerini nasıl bulacak? Bir tane daha var Sayın Hocam. Hazreti İsa'nın talebeleri nasıl insanlar? Özlem Akın 20 yaşındaymış, öğrenciymiş hocam. Hazreti İsa'nın talebeleri Kur'an'a karşı sevgiler olacak. Hazreti İsa'ya karşı derin muhabbetler olacak. Muhammedi olacaklar. Fakat akılcı çalışacaklarını, akılcı faaliyet yapacaklarını daha derinden, daha siyasi kişilere daha çok nüfuz ederek, ünlü kişilere daha çok nüfuz ederek derinden bir çalışmalar olacak ama bu pek sezilmez. Mesela Prens Charles Müslüman olmuş, görülüyor açık. Mesela ben açıkça Müslümanım demiyor ama Müslümanlığı sürekli övüyor, sürekli anlatıyor. Yani gizli Müslüman olduğu anlaşılıyor. Mesela Sarkozy'ye bakıyoruz, sürekli İslamiyet övüyor, Kur'an'ı övüyor. Gizli bir Müslümanlık anlayışı, gizli bir Müslümanlık inancı siyasi kademelerde hatta Obama'ya varıncaya kadar yayıldığını görüyoruz. Yani İslam'a hayranlık yayıldığını görüyoruz. Fakat Hazreti İsa'nın yani alenen görünmesine daha var. Yani bu biraz vakit alıyor. Çünkü Hazreti İsa hazır bir zemine gelecek. Buna Bediüzzaman da açıkça işaret ediyor. Tam bu istidattayken diyor, birleşme istidadındayken diyor. Onun için ben okulda dikkat edin fazla da bilgi vermiyorum. Evet. Ama Mehdiyet ve Tevrat'ta da hadislerde de çok açık belirtilen, çok kapsamlı belirtilen bir husustur. Musevilerin Mehdi'yi fark etmesi konusu üstünde de çok duruyorum. Mesela bir kısım dindar Museviler Mehdi ve Kral Mesih, yani Mesih Mehdi ikisinin parantez içinde kullanıyorlar. Yani Mehdi ile Mesih'in aynı olduğunu biliyorlar. Yani bizim beklediğimiz Mehdi'ye tabi olmaya hazırlar. O tarzda tavırları.